Gamze ile konuştum abi. Ha. Dedim ki işte hani dedim geçen gün benim adımı söyledin dedim. Bu niye öyle bir şey dedi ki bana? Dur anlatacağım şimdi sana. Onu konuştum zaten. Dedim sen dedim geçen gün dedim hani benim adımı söyledin. Ben seni bunu istisnaden seni yakından tanımak için odaya davet ettim. Dedim aynı jesti senden de bekliyordum dedim. Dedi ya. Ki dinle dinle. Ha dedim ondan önce bir şey söyleyeceğim dedim sana. Hı. Dedim o gün dedim Semih konuşurken dedim ben yanındaydım. Semih sana dedim. Yanlış bir şey söylemedim. Bir dakika, aynı böyle söyledim. Dedim ki sana Semih bir ümit falan vermedi. Öyle bir konuşma da yapma dedim. Ben de oradaydım dedim. Aynen. Ben de söyledim yayındayken. Ondan sonra bütün kızlarla oturdum konuştum böyle yapıyor. İşte Tolga diyor sen kendini çok diyor kendini kötü lanse ettin. Hani ben burada dedim ya işte benim için o olamaz falan filan. Kızlar hep kötülemiş işte o kendini beğeniyor. O egolu bir adam falan filan. Diyor ben diyor kırmızı odadan döndükten sonra çok mutlu bir şekilde döndüm diyor. İzlersin diyor. Bütün kızlar baskı uygulamıştı o çocuktan işte bir şey olmaz o çocuk işte kendini beğeniyor falan filan. O konuşmayı da yaptım diğer kızlarla. Ona istisnada yapmış hani. Kendi kararını veremiyorum yani. Yön değiştim. Abi diğer... şimdi psikolojik baskı etkilersin. Şimdi buradaki bütün herkes bana şunu söylesin. Onu da yapma yapma yapma. Psikolojik ben etkilenirsin illa ki. Bana dedi kırmızı oda Tolga'yı neden çağırmadın dedim buraya. Soğudum Tolga'dan dedi. Ne oldu ki soğumuş? Tolga bana dedi böyle samimi gelmiyor dedi. Ama haklı abi ben burada şöyle bir cümle kullandım. Samimi gelmediği için de ona dedi kafamda eledim dedi yani. Ama şurada bir şöyle bir cümle kendi... kullandım. Asla olmaz diye bir cümle kullandım sana çevirdim sen mi onu? Sen mümkün değil. Sen yine orada iyi toparladın daha devam etseydin sen bitmiştin yani. Orada ben bir gaf yaptım aslında. Bir de şunu söyledim ya bütün kızlar işte ben hiçbirinizi beğenmedim. İşte benim istediğim kadın burada yok dedim ya. Kızlar da buna baskı uygulanmış. İşte o kimseyi beğenmiyor, sen niye onu beğeniyorsun egoist, gibi. Egoist, megaloman. O da ilk Tolga ben hani yöneldim dedi ister istemez. Hani hem psikolojik baskı gördüm, sen de orada yani milletin içine dedi kalktın bana. Asla olmaz. Dedim ben dedim hani seninle bir ilişki yaşamak için bu açıklamayı sana yapmadım dedim. Hani aklınızdaki o dedim kötü şey silinsin. Kötü imaj. Kötü imaj silinsin. Ki en iyisini de yaptım yani kendimi açıkladım. Dedim ki ben bu şekilde bir adam beni böyle tanımayın. Gamze ile şu an... Ne oldu anlaştınız mı yani? Ya şey anlamında şey değil. Ben hayır açıklığa kavuştu mu yani onu diyorum. Açıklığa kavuştu. Sadece Gamze'yle de konuşmadım. Didem vardı işte Aycan falan vardı. Dedim ki yani ben böyle bir adam değilim aslında. Ben kendimi kötü lanse ettim size karşı. Size öyle aksettim. Ama aslında böyle böyle her şey. Yani ben kendimi ifade edemedim dedim. O da zaten Merve dedi geçen gibi ben de seni anladım dedi zaten Tolga. Hani burada açıklamayı da yapmıştım ama yeterli olmadı. Çünkü senin hakkında burada çok şey konuştular dedi. Hani çok... ağır yorum yaptı burada herkes senin için işte bu çocuk şöyle kimseyi beğenmiyor işte hiçbirimizi beğenmemiş falan filan. Benim normalde böyle bir şey yok. Yani ben kendimi hayır, kötü hayır ayrıca anladım. Beğenmek zorunda mıymışsın hepsini birden? Şşşş onu! Ha. Aldım Merve'yi çıktım sen, konuşun Merve'yi. Ne yaptın Serap'la? Dur dikkat düşüyordum et. Baba. Ne yaptın Serap'la? Ben topu bu, aldın sabah, mı? Yok sabah topu burada... Topu niye almıyorsun? Dur bir dakika baba. Ha, sen mavi saçlı Merve tamam. He mavi. Ne konuştun onunla? Gitti mi abi? Ben burada da söyledim ya. Serap'ı dedim hatta atlan dedi ki bak falan filan. Dedim yok abi ben istemiyorum. Dünkü VTR'lerden sonra, dünkü yayınlardan sonra... Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Hani ben gerçekten soğudum. Ya şimdi yeni yeni tanıyorsun ya. Serap ismini ben çok zikrettim. Bak çok çok söyledim. Belki çok yanlış geçti insanlar ama sana orada konuşuyor ne dedim? Ben dedim bugün makarasını yaptım dedim. Hani sıkıntı olmasın, gülelim, eğlenelim. Dedim mi demedim mi? Aynen. Dedim. Hani ben kafamda bazı şeyleri bitirdim. Ha Merve'ye de çıktım... Dedim ya hani kırmızı odaya çağıracaktı çağırmadı Onur falan. Onun muhabbetlerini yaptık. Farklı bir kişilik olduğunu söyledim. Onları öyle konuştuk. Mi? Yani farklı bir kişilik. Uyuştunuz mu biraz? Bayağı konuştum ben. Uyuştunuz mu? Uyuşum ha, ben hani konuştunuz mu? Bilmiyorum abi zamanla göreceğiz. Yok kurdum ne yapacağım? Ha, masayı silmedim ben. Dur bir dakika muhabbet edelim abi. Abi masayı sileyim bitsin şimdi. Ben silerim ya. Ha, tamam gel. Lagaluga yapmasın. Daha... Anladın mı? Zaten kıl olmaya başladım. Şimdi abi sana kime? Bir şey söyleyeceğim. Var tabii. Bana mı abi bunları bak biz... Ben abi, ilk geldiğim günden beri... Yok abi sana dediğimi. İkinci günden beri başladım ben abi. Herkes ben bir abi, şey bak. Söyleyecek abi. Ya bitti. Onu geç abi. Tamam şu cümle muhabbeti yapmayın. Şimdi kızlar hakkında bir şey söyleyeceğim sana. Dinliyorum lan. Sence orada nasıl bir ortam vardı? Nasıl yani? Nasıl gözlemledin oradaki muhabbet, ortam? Abi ne vardı biliyor musun? Orada da bir gruplaşma var. Bak şimdi. Aycan'la Didem atlan için koşturuyor. Kıyasaya bir yarış içindeler. Aycan'la kim? Didem. Didem. Amaçları hani bir, acaba gerçekten Adnan mı? Adnan abi Adnan. Biz oturuyoruz Aycan çat diye bahçeye girdi falan böyle bir patavatsı şekilde. Oturdu ben de dinleyeceğim. Aycan onu söylüyor. Aynen. Bak ben önce benle Merve konuşurken Aykut dedi ki Onur dedi müsaaden varsa dedi ben geleyim abi dedi. Dedim gel kardeşim sıkıntı yok hani kendimizi anlatıyoruz birbirimize. Geldi daha 5 dakika geçti geçmedi değil mi? Tık Aycan bir girdi içeri baba. Oturdu ikisinin. Didem'le şeyin atlanın masaya. Dedi ben de dinleyeceğim. Benim de konuşacaklarım var. Öyle bir şekil var mı ya? Saygısızlık abi o zaman. Ya ben atlanın yerinde olsam orada derdim ki.
kardeşim derdim hani. Kaldır gönder. Sonra oldu muhabbet. Abi ben dedim kardeşim dedim oturamazsın hani müsaade da. Saygısızlık anladın mı? Çekti git ondan sonra. Tam da biz o muhabbet döndürüyorduk yani. Hani dedi ki Merve. Aynen aynen. Hani... Sonra ben çektim gönderdim. Sen yeter ki